Selamlar dostlar, birazdan video başlayacak fakat ondan öncesinde sizlere söylemem gereken önemli bir durum mevcut. Bildiğiniz gibi oyun günlüğü yayın hayatına son verdi ve geçtiğimiz günlerde tüm videolarda kaldırıldı. Buna Efsane Warband maceramız da dahil tabii ki. Bu seriyi kanalıma tekrardan normal olarak yüklemek hem istatistiklerime zarar verecek hem de yayın akışımı bozacağı için ne yazık ki mümkün değil. Fakat üye olan dostlarımıza özel tekrar yüklemeye başladım. Her gün 3-4 tanesi yeniden yükleniyor kanala. Oynatma listelerinde de görebilirsiniz. Gerçekten o macerayı tekrardan izlemek isteyen ve bana destek olmak isteyen dostlarımız bu şekilde o videolara erişebilir ve tekrardan izleyebilirler. Şimdi maceramıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Keyifli seyirler. Merhaba dostlar, yepyeni bir Bannerlord bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk, maceramızda 80. bölümde ana serimizdeyiz ve gördüğünüz gibi bütün Kalradiya Altürk'ün kılma konusundaki adımlarımızda oldukça başarılı bir şekilde ilerlemekteyiz. Sadece Kuzeyitler kaldı düşmanımız olarak. Bu bölüm ilk büyük savaşımıza, daha doğrusu son büyük savaşımızın ilk adımını atmak için böyle bir girişimde bulunacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Ondan önce hemen küçük hatırlatmalarımızı da yapalım. Eğer videoları beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Eğer her videodan anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın lütfen dedikten sonra. Şimdi şöyle bir durum var. Yemeğimiz çok fazla olmadığı için öncesinde hemen yakın bir yerde, bütün düşman askerlerinden bize erişemeyeceği bir yerde hemen ordumuzu oluşturup Kuzeyit'e karşı ilk darbeyi vurmak adına Vladiv, onun haricinde Tial ve Uriksala mülklerine saldırı yapmayı planlıyorum. Öncelikle herkesi bir toplayalım abi. Ne kadar uzak oldukları önemli değil. Kalabalık olsunlar. Şöyle gördüğünüz gibi 200 üzeri olanları alıyorum. Hatta şöyle 150 üzeri olanları alalım. Bu elemanlar gelsinler. Bayağı kalabalık olacağız. Gerçekten bayağı kalabalık olacağız. Bu elemanlar geldiği anda Kuzeyit'e savaş açacağım. İlk olarak Vladiv Kalesi'ne gireceğim. Sonrasında da Tial, Uriksala diyerekten buradaki kuzeydeki neredeyse bütün Kuzeyit varlığına son vermek istiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdiden 600 kişilik bir ekip olduk. Şu ana kadar gerçekten düzenlediğimiz en büyük sefer olabilir bu. En büyük sefer bu olabilir. Eğer bize katılırlarsa düşmanlar ne ala, katılmazlarsa yapacak bir şey yok. Mecbur kan dökerek alacağız bu kaleleri, şehirleri. Şimdi şöyle bir durum var. Benim savaş açmak için kaleye gitmem lazım ama buradan da açabiliyorum aslında. Şimdi şu elemanlarla barış yapacağım diyeceğim. Sıkıntı çıkıyor. Ki gördüğünüz gibi Kuzeyitlerle güç dengeleri gençler neredeyse eşit. Neredeyse eşit. Toprak bakımından çok daha zengin olmamıza rağmen güç dengeleri biraz garip. Bakalım bu büyük son savaşlarda neler yaşanacak. Yani burada bir son olacak. Ya Altürk'ün sonu ya da Kuzeyit'in sonu. Bakalım bu son kimin için kaçınılmaz olacak. Sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdi ben şu şeylerle hemen bir barış yapayım. Batanyalılarla ve Vlendiyalılarla bir barış yapayım. Dayıcım gel bak, seninle bir barış yapalım. Şeyi bir halledelim. Bir dakika, seninle savaşta değil miyiz biz? Kimle savaştayız ya? Bir saniye. Hemen bir bakayım dayı. Şimdi şu savaş kısmına bir bakalım. Aseray ve Vlendiya ile savaştayız. Vlendiyalı Dertert dayı bizde hala barış yapmadı. En son esirdi. Hala esir misin? Değilsin. Tamam. Parasını verelim. Dayıcım al şu parayı. 506k. Atları da ver. Atları da ver. 509 vereyim. Olayı tatlıya bağlayalım. Güzel. Çok çok güzel. Şimdi onun haricinde şu Aseraylılarla da barışımızı yapalım. Yani tamam, şu saatten sonra kimseye zararları dokunmaz bunların ama biz barışımızı yapalım. Büyük savaş öncesi arkamızı sağlama alalım. Şöyle bakıyorum, yanlışlıkla kalem ale vermedik değil mi? Yani hiç sanmıyorum ama ben yine de şöyle bir kontrol ettim. Tamam, sıkıntı yok. Büyük komutanlarımın neredeyse hepsini, 200 üzeri asker olan herkesi, 150 üzeri daha doğrusu, herkesi çektim. Birazdan hücuma geçeceğiz. İlk olarak şurada gördüğünüz Vladiv Kalesi ile başlayacağız. Sonra Tial'a yürüyeceğim. 850 olduk. Abi ben bu ekiple yavaştan gireyim ya. Ben bu ekiple gireyim. Şimdi. Evet, normalde Kuzeyitler bize savaş açardı. Fakat bu sefer biz onlara savaş açıyoruz sevgili dostlar. Umarım kimse bizden ayrılıp onlara geçmez. Gazamız mübarek olsun diyorum. Haydi bakalım. Faron bir ordu kurmuş. Şimdi Vladiv'den başlayarak fetihlerimize bir start verelim. Vladiv, Tial ve Uriksala'yı aldıktan sonra hemen barış antlaşması için müzakerelere başlayacağız.
Sizlere daha önce söylediğim bir şey vardı, hatırlarsanız taktik vardı. Gireceğiz, tokatlayacağız, çıkacağız. Gireceğiz, tokatlayacağız, çıkacağız. Hatta şu an burada direkt asker bile gönderebilirim ama 500 kişi var. 500 kişiye asker göndermek biraz delilik olacaktır. Şöyle hemen kuşatma kulemizi yapalım. Şimdi gelen abiler var. Gelip bana katılsalar ne ala. Fakat öyle bir amaçları olduğuna inanmıyorum. Fafen abim orada. Umarım yakalanmaz. Umarım yakalanmaz. Fafen dayı salın bakayım. Fafen dayı bir gelsin. Dayı gel gel. Katıl bana, katıl bana. Tamamdır, güzel. Şimdi hemen burada bir saldırıya öncülük edelim. Şu Vladiv kalesini alalım. Arkamızı dönüp peşimizde takılan birkaç lale ile konuşup hemen hadi gel dayı bize katıl dersek direkt olaya çok çok tatlı bir giriş yapmış olur. Bütün savaşı başından ilk dakikalarından civcivlendirmiş oluruz. Bakalım neler olacak sevgili dostlar. Hani bu son büyük savaşımız. Gerçekten merak ediyorum. Kuzeyitlerden çok çektik. Onları da şu haritadan silersek çok çok mutlu olacağım. Serimizi tamamen sonlandırmadan önce. Haydi aslan parçaları, siz orayı itin. Ben de hemen duvarlardan yaldır yaldır hücuma geçeyim. Kaç düşman var? 91 düşman var. Sayı üstünlüğümüz oldukça işe yarıyor gördüğünüz gibi. Topyekün hücum emrini verdim. Direkt şöyle saldırıya geçelim. Bildiğiniz gibi hem kuşatmaya hem de meydan muharebelerine uygun yeni bir ordu kurmuştuk sizlerle birlikte. Önceki bölümlerde sevgili dostlar. Daha hepsini yetiştirmedik de buna rağmen buradan çok güzel ve sağlam bir zafer alacağımıza inanıyorum. 500 küsür düşman vardı. Bu 500 küsür düşmanı halledelim. Tiyal'a yürüyelim. Sonra Mesui falan belki görürüz. Tekrardan tarafımıza çekeriz bilmiyorum. Hani yaptığı kalleşliği asla unutmayacağız ama eğer bize katılırsa, yol yakınken yaptığı hatayı telafi ederse Ayberk bunu beğenebilir. Ayberk bunu beğenebilir. Şu abimizi de indirelim. Şöyle tamamdır, güzel. Dayı merhabalar, merhabalar. Yanlış anlaşılmasın, anketör ya da dilenci değilim. Kralım dayı. Fetih yapmaya geldim. Şu kelleyi bir alayım. Şu kelleyi de bir alayım. Tamam. Kelleleri çatır çatır almaya devam ediyoruz. Surların üstünü temizliyoruz. Dayı siz orada ne güzel duruyorsunuz. Oo abi bana havan topu attı resmen. Havan topu attı resmen. Şu arkadaşı bir alalım. Yukarıdaki o havan topçu laleleri de halletmemiz lazım. Çok saçma bir drop yedik bu arada. Aman Ali Rıza Bey. Aman Ali Rıza Bey. Şu ağzımızın tadı bir kaçmasın be. Hadi heh. Şöyle şu arkadaşı indirdik. Şu arkadaşı da indirelim. Sen de mi geliyorsun? Gel hele gel. Heh, gel. Şu avlu kısmını temizlememiz lazım. Yoksa bu laleler bizim askerleri indirir burada. Ben şöyle seri headshotlara geçeyim diyeceğim. Daha bunlar da seri sıkıyorlar. Hadi biz headshot'a geçiyoruz da. Top 2'nin hücum emrini verdim. Haydi aslanlar. Haydi aslanlar. Ne bekliyorsunuz abi? Ben surların üstünde tek başıma bir kral olarak şu an duruyorum burada. Evet, bizim lalelerden eser yok gençler. Bizim lalelerden eser yok. Dayı bir dur ya, bir dur. Zaten ortalık karışık. Bir dur, kimse gelmiyor yanıma desteğe ya. İtme, 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 itme. Arkadaşlar siz salak mısınız yoksa salak taklidi mi yapıyorsunuz? Beni takip edin dedim artık. Çünkü bu laleler gelmiyor gençler. En azından beni takip etsinler. Umurumda değil gerisi yani, umurumda değil. Gene mi bug oldu yoksa? Gene mi bir bug oldu da sıkıntı yaşıyoruz orada? Orada ben bir double kill aldım. Şimdi abi bizimkilerin saldırmaya niyeti yok gibi. Merdivenin başında gene bir bug yaşandı galiba. Saçma sapan duruyorlar şu an orada. Yukarıda bir havan topçu lale var, bana çatır çatır vuruyor. Oo, oo, aman Ali Rıza Bey bak canım çok az. Tatları kaçırırım. Vallahi tatları kaçırırım. Kaleyi başınıza yıkarım. Sen bana bir vurma. Sen bana bir vurma. Bakalım hangimiz daha hızlı ok çekecek. Tabii ki de ben derken aman. Aman aman aman. Çok kötü düştük. Şimdi abi hücum. 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 Abi bu kim ya? Abi şu an ben Roadrunner'ı aldım. Şu an Roadrunner karakterim var. Deli dehşet koşuyorum. Bak gene orada bug oldu. Gene orada. Allah'ın cezası Bannerlord sağ olsun. Orada saçma sapan takıldı. Abi şuradan çıkalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Sol kanadı patlatalım da en azından.
Sonrası kolay. İçeriği zaten kapı da kırılır birazdan. Biz kapıyı kırarız. Sonra herkes yaldır yaldır girer. Olayı tatlı tatlı hallederiz. Şu an sağ kanat tamamen elimizdeydi var ya. Eğer o saçma merdiven sorunu olmasaydı. Of Bannerlord, of. Şuradan çıkalım abi. Kapıları en azından gidip açalım da. Hemen içeri dalsınlar. İşler daha fazla uzamasın. Çünkü gir tokatla çık, gir tokatla çık taktiğini yapmak için hızlı hızlı fethetmemiz lazım. Bu arada var ya, bu kim, hangi karakter şu an oynuyorum bilmiyorum ama inanılmaz hızlı ya. Gerçekten inanılmaz hızlı. Çok beğendim. Şuradan çık abi hızlı hızlı. Şu an adeta bir Roadrunner'ım, adeta bir Speedy Gonzales'im yani gerçekten. Merhabalar, merhabalar. Ama vuruş gücü biraz az. Şimdi ben bu kapıya taş maş atabiliyor muyum? Taş var mı? Yok. Merhabalar, merhabalar. Selamlar. Biraz hasarım az ama en azından hızlıyım. Şöyle. Dayımın oğlu öl artık. Öl artık. Tamamdır, o da indi. Şu kapıyı bir kırsak mı ya? Şu kapıyı bir kırsak mı? Burada taş yok. Şöyle bir şeyler var. Ben bunları aşağı atayım abi. Bir dakika çekilin bakayım. Şu kapıyı ben bir kırayım. Oo güzel. Güzel 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 güzel. Şu çanak çömlek bir şeyler var. Yanıcı maddelerle dolu. Onları aşağıya fırlatıyorum. Ve oo kill de aldım abi. Kill de aldım. Oleg dayı mı bu arada? Oleg. Oleg'in hanesine yazıldı sanki o killer. Ve kapıyı da patlattım. Çok güzel. Hücum aslanlar. Hücum. Hücum. Oleg dayı bu arada gerçekten tam bir Speedy Gonzales. Yaldır yaldır gidiyor. Şuradan inelim. Kapıyı da patlattık. O patlayıcılar iyiymiş ya. Bu sefer gerçekten kelimenin tam anlamıyla patlattık. Mecazen değil. Bildiğiniz patlayıcıyla patlattık. Şunları şiş kebap yapmaya başlayalım. Dayıcım bir saniye, bir saniye. Şöyle. Kaçanlar göçenler başladı bile abi. Kaçanlar göçenler başladı. Bu arada mızrak kullanımı her ne kadar Warband'e göre çok daha keyifli olsa da yok ya, kılıcın tadını vermiyor abi. Kılıcın tadını vermiyor. Kılıcın tadını hiçbir şey vermiyor gerçekten. VS mi istiyorsun dayı, gel. CH2 depo arkası, gel gel gel. Hop kestik. Tamam, burayı biçtik abi. Şu an bir 200 tane öldü, 300 tane falan düşman askeri kaldı. Bu 300 taneyi de biçtikten sonra bu kale artık Altürk'ün bir mülkü haline gelecek. Oleg dayı ölmesin. Şu aptal drop'tan bir kurtulalım. Sonrasında Tiyal'a doğru yürüyeceğim. Tiyal'a belki bir ihtimal sevgili dostlar asker gönderebilirim. Çok kalabalığız çünkü. Sonra Ulrik Salay'ı alıp direkt böyle bir barış antlaşması için artık Monçuk dayıyla masaya oturabiliriz. Kapının patlamasına rağmen hala tutuluyor olması biraz ilginç. Bizimkiler hala... Ha bir şey soracağım. Hala orada değiller değil mi? Abi inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum ya. Bu kadar adam gördüğünüz gibi burada duruyor. Bakın bu kadar adam burada duruyor. Hücum ya, hücum hücum. Allah gerçekten sizi davul etsin ya. Abi içeriye girip hemen öldürseniz herkesi, olayları çok daha tatlı bir şekilde sonlandırsak nasıl olur? Gelin abi herkes şuraya gelsin ya. Herkes şuraya gelsin. İçeriye konuşlandırdım artık herkese. Koş ha, koş koş koş. Abi hala merdivenden çıkmaya çalışanlar var. Kapı patlamışken neden öyle bir şeye girdiler anlamadım ama bakın şu an savunmayı kıramadık. Sırf bu aptallar dışarıda bekliyor diye savunmayı kıramadık abi. Çıkın merdivenle çıkın, bir şey yapın ama çıkın. Gerçekten Bannerlord beni kanser edecek yakında. Gerçekten yani. Yani bir avuç düşman askerini şu an öldüremiyor olmak acayip sinir bozucu. Bakalım burada yine aynı durumda mı? İyi çıkıyorlar. Abi sağdaki merdiveni lütfen bırakın. Lütfen bırakın sağdaki merdiveni. Neyin bug'ı bu? Ben onu anlamadım arkadaş yani. Yok abi bunlar böyle olmayacak. Gelin anasını satayım. Herkes şuraya gelsin. Herkes şuraya gelsin. Dışarı çıkın artık. Çıkın şu kaleden. Takip edin abi beni. Gel gel gel.
Allah sizi gerçekten bildiği gibi yapsın. Gelin abi, gelin. Gelin, kapıdan gireceğiz. Adam gibi kapıdan girelim. Olayı tatlıya bağlayalım. Bu kadar adam yeter zaten içeriği yok etmeye. Hepsi dışarıda bekliyor. Yürü, yürü, yürü. Yani çoban gibi ben bu adamları niye böyle yönlendiriyorum onu anlamış değilim. Şu an haritanın en güçlü ordusu, en yetkin ordusu diyoruz. Adamlar şey gibi, koyun gibi anasını satayım. Hücum, şimdi hücum, bakın, bakın. Düşmanla dip dibe girdik, artık hücum edebilirsiniz değil mi? Abi geri dönüyorlar, çıldıracağım. Çıldıracağım. Buraya, buraya, buraya abi, buraya. Buraya arkadaşlar, buraya. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Bak yine çıkamayacaklar o merdivenden var ya, gene çıkamayacaklar. Gene çıkamayacaklar. Sağdan çıkın abi bari. Abi herkes şu merdivene gelebilir mi? Bu merdiveni haydi. Bırakın şu merdiveni ya, geçemiyorsunuz işte. Yok gençler, Bannerlord benim sabrımı sunuyor şu an. Bannerlord benim sabrımı sunuyor. Neyse, ben topyekun hücum emrini veriyorum. Şu saatten sonra umurumda değil, çıksınlar. Yeter ki birilerini öldürüp şu kaleyi artık alsınlar. Nereden girdikleri umurumda değil. Kapıdan giren var mı? Yok. Abi takip edin. Takip edin bari, peşimden gelin. Gelin, gelin, gelin bende, gelin, gelin bende. Hücum emri veriyorum abi. Adamlar hücum emri verince geri dönüyor. Yani şu an 65 tane adam var. Yani 3'te 1'imiz. 3'te 1'imiz adamı dövemiyoruz. Abi çek şöyle emaneti. Geç, 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 geç. Selamlar. Selamlar abi. Şöyle. Abi şunlara taş maş bir şey atın, bir şey yapın. Siz beni takip etmiyor musunuz? Neden beni takip etmiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ben şöyle gireyim. Ben şöyle gireyim. Belki o zaman takip ederler. Emir verdim çünkü yani. Yani savaşın seyri çoktan değişmişti. Biz burada şu an boşu boşuna vakit kaybediyoruz. Gerçekten boşu boşuna vakit kaybediyoruz sadece. Gene dönmüşler. Bak beni gene yalnız bırakmışlar ya. Beni gene yalnız bırakmışlar. Abi nerede bunlar? Nerede bunlar? Çıkıyorlar mı? İyi. Bu kanattan çıkıyorlar da bu kanatta neden duruyorsunuz abi? Birinizi öldüreyim mi gerçekten illa ya? Gerçekten sinir krizi geçireceğim dostlar. Birazdan gerçekten. Yani hay böyle oyunun da. Öl dayı sen bir öl. Sen bir öl. Dayı merhabalar. Sen bug'da kalmışsın galiba. Her zaman olduğu gibi. Sen bir öl. Senin acına ben bir son vereyim. Geri kalanlar nerede? Şu an içeride tek başımayım. İçeride resmen tek başımayım. Sen bir öl bakalım. Abi patlayıcı matlayıcı var mı? Kendi askerlerimin üstüne atayım da kurtulayım o aptallardan ya. Valla. Varsa yani öyle bir şey halledeyim. Kaç düşman var şu an burada? 78 tane var. Hadi bir 400'ünü indirmişiz yaklaşık. Bu inen 400'ünün haricinde daha bolca var. Şöyle şunu bir indirelim. Öl dayı, öl, öl, öl. Birkaç tane adam giriyor. Bildiğiniz gibi yukarıda da görülüyor. Birkaç tane giriyorlar. Sağ olsunlar, birkaç aslan parçası girip adam öldürüyor. Kendileri ölüp devam ediyorlar yola. Rezillik. Gerçekten rezillik yani. Abi benim elimde bir şey var mı? Var. Buraya kim çıkamıyor? Kim bug yapıyor abi? Kim gerçekten? Kim ya? Kim? Allah sizi davul etsin ya. İndir anasını satayım merdiveni ya. İndir geri indir. Çıkma abi çıkamıyorsan. Takip edin diyorum etmiyorlar. Hücum edin diyorum etmiyorlar. Öbür merdivenden çıkabiliyorlar. Oradan çıkayım bakalım. Gelin abi gel. Gel. Herkes bir gelsin. Orayı bir rahat bırakın.
Çık 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 şuradan, hadi gelin gelin şuradan çıkalım, bitirelim artık ya. Zaten hep 400'ünü öldürmüşüz. 460 tanesi tamamen aradan çıkmış. Daha ne? Bu dert ne yani? Gelin abi gel. Takip edin beni. Takip edin lütfen. Şu arkamdaki ekip girse içeri sıkıntı kalmayacak. Bak yine çıkamıyorlar. Heh, çıktı. Çıktı şükür. Yani yardığımız savunma hattını geri bırakıyoruz. Bu inanılmaz sinir bozucu. Adamlar bizi kovaladıklarını sanıyor şu anda. Bunlar burada dönüp dolaşıyor. Çok güzel, harika. Çıkın abi, çık 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 hadi, çıkın. Geri çekildik resmen. Resmen kazandığımız savaşta geri çekildik var ya. Tamam, çıkanlar var değil mi? Surlara çıktılar, güzel. Gelin abi, gel gel gel. Gelin benimle, gelin benimle. Evet. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hücum, hücum. Hadi abi, hadi abi. Geri inmiyorsunuz değil mi? Hücum emri verdim diyor oradan. Abi geri öbür merdivene mi gidiyorlar onlar? Geri öbür merdivene gidenler var. Neyse, soldan biraz çıkanlar oldu en azından. Bu da bir başarı. Evet gençler, bunun bir sebebi var mıdır? Bilen biri var mı yaşayan bu sorunu? Ya çünkü ben sinir krizi geçirip oyunu sileceğim birazdan. ...60 tane düşman gözüküyor. Sayı bakımından deli dehşet üstünüz ama bir grup buradaki saçma sapan adam yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. Şöyle aşağı bomba falan atayım da bari. Evet güzel. Oradan bayağı bir adam aldım. Şöyle biraz da ben kill alayım. En azından derken düştük. Bombayı da attım mı? Of 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 of. Öldüm ama kelimenin tam anlamıyla bir kamikaze uçağı gibi kendimi aşağıya attım. Ama bombamı da orada patlatmış oldum sevgili dostlar. Destek gelmeyecek bundan sonra. 38 düşman askeri var. Hücum. Hadi şu 38'ini de indirin. Olay tatlıya bağlansın arkadaşlar. Haydi haydi. Kapının dibindeler var ya. Atsam 30'unu ben öldürürüm. 2 tane bombaya ben öldürürüm zaten şunları. Biraz daha hızlı bir adam verseydiniz keşke. Çok aşırı vakit kaybettirdi var ya. Aşırı saçma sapan vakit kaybettirdi. Durum ne abi? 26 tane kaldı. Hadi 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 abi. Hadi 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 hadi. Bir dahakine kuşatma kulesi yapıp geleceğim ya. Gerçekten olmuyor böyle. Hatta direkt asker göndereceğim. Böyle salak bir orduyla savaşacağıma ölsün abi. Gerçekten ölsünler yani. Şimdi 15 düşman askeri kaldı. Kaçıyor musun dayı? Kaçıyor musun gerçekten mi? Kendi askerime vurdum. Zerre üzülmedim. Şu an 6 düşman var. Şura bir bitsin. Hemen nidaları duyalım. Hemen nidaları duyalım. Ve sonra Tiyal'a doğru yürüyelim. Tiyal'da kaç adam var bilmiyorum ama oraya hemen asker göndereceğim. Gerçekten bir kere daha böyle saçma sapan bir fetih hareketiyle uğraşmak istemiyorum. Şimdi Vladiv düştü. Çok güzel ama sevinemedim var ya. Yani şu Vladiv kalesini 17 dakikada almışız. Yani 17 dakika 3 saniye sürmüş. Gerçekten inanılmaz. Abi şunları cukkala. Şunları bir cukkala. Tiyala doğru yürü. Bize katılacak varsa katılsın. Katılmayacak varsa hiç uğraştırmasın da. Varsın gitsin yoluna. Zaten sinir krizi geçirmek üzereyiz. Pes. Burayı pesledik. Şimdi Seyaron. Seyaron abi yetkili bir abimi. Hemen bir bakalım. Şunlardan birkaçıyla konuşsak sıkıntı olmayacak da. Hani bize katılmak isteyen var mı falan diye. Ama şu an için bunların hangileri yetkili onlara bir bakalım. Bir kontrol edelim öyle. Siratis vardı orada galiba. Ben mi yanlış gördüm?
Saratis'miş, pardon. Saratis, Saratis. Bakıyoruz. Sen yetkili misin abi? Yetkilisin. Dinar Kalesi senin. Seyaron abi de durum ne? Sen yetkili misin abi? Bir dakika ya, sen... Tamam, bunun lalesiymiş bu zaten. Oo, burada savaş çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Seyaron oraya girdi. Hiç umurumda değil, yardımı etmiyorum. Devam ediyorum yoluma abi. Hiç umurumda değil şu an. Sierra Musa abi sanki yetkili bir abiydi ama. Arva orada bak, gene kalleşlik peşinde gene. Hasan dayı Gilman klanından mı? Yo, Banu Atis diyor. Hasan. Hemen bir bakalım. Yetkili misin abi sen? Talas'sın. Talas'ın köpeği Morenya ve Likaron. Güzel şehirler aslında ha. Çeksek çok tatlı olur da. Abi ben hazır gelmişken hepinizi şurada elden geçirsem çok iyi olur be. Ama galiba olmayacak. Tovir'e veriyorum burayı. Tovir al abi sen. Eski şeylisin zaten. Eski Sturgyalı olduğu için çok da sıkıntı olmayacaktır. Şuradan birinizi yakalasam bir konuşsak be. Adram bak gel bana katıl Adram. Gel Adramcım gel. Lucant da geliyor. Yok, bunların bize katılmaya niyet yok. Sen de çılgınlık yapma. Arkadaki kimse. Kimsin sen? 100 kişiyle geziyorsun orada. Arva'yı kovalıyoruz şu an. Tamam, sıkıntı yok. Bunlar bizim peşimize takılabilir. Fenagan abi burada. Bu arada amman Ali Rıza Bey. Aman 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 aman. Şeyi unuttuk. Tatsızlık çıkmasın abi, bir dakika. Herkesi bir geri çekelim. Tamam, civarda olanları tekrar çekiyoruz. Bütünlüğümüz biraz azalmış. Sıkıntı olmasın. Tamam, tekrar herkes geldi. Şimdi bizde saldırıya uğrayan herhangi bir yer var mı? Bakıyorum şöyle, haritada yok. Köyleri yağmalıyorlar. Tiyalı bir alayım. Tiyalı bir alayım. Tiyalı aldıktan sonra bakarız. 700 kişi var. Umurumda değil. Kararttım gözü. Dalacağım abi. Sen kimsin? Sierra Mus. Sen yetkili misin? Seni sanki yakalarım gibi geliyor. Aman, banner kısmını açtık yanlışlıkla. Sierra Mus. Sen yetkilisin sanki ya. Aeron'un köpeğiymiş abi. Yok, tamam. İşime yaramazsın. Gir. Sen kimsin? Sen ne yapıyorsun orada? Gel bana katıl. Dingillik yapma. Gel. Arkamda bayağı bir biriktiler yalnız ha. Şimdi arkadaşlar direkt asker göndereceğim Tiyal'ı almak için. Çünkü aynı şekilde bir sinir krizi yaşamaya gerçekten tahammülüm yok. Gerçekten yok. Tamam, bolca zayiat verdikten sonra Tiyal'ı da aldık. Ne kadar askerimiz kaldı? 1000 askerimiz var. Şöyle birini yakalasam. Varmunt, sen necisin? Varmunt. Servik'in köpeği. Lucan da abi yetkiliydi. Geliyorlar mı? Vallahi geliyorlar. Oo, güzel. İşte bu çok güzel. İşte bu çok güzel. Şimdi bir soralım bakalım. Şu an 1045'e 1143 kişilik bir savaş dönecek burada. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bak dayı, belki silahların konuşmasına gerek yoktur. Sadakatine değmez diyorum ama Ospir'le konuş diyor. Madem öyle, madem öyle. Şunların kellelerini bir tek tek alalım. Burada bayağı bir lord var. Bunları burada öldürürsek, ya yani daha doğrusu büyük bir hezimete uğratıp hepsini esir edersek gençler, bizim şu an Kuzeyit'e yaptığımız saldırı çok daha kolay bir hale gelecektir. Bakın burada kaç kişi var? Adran ve Arva da tabii her zaman olduğu gibi buradalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane Kuzeyitli lale var. Hemen şunları burada halledelim. Bu lordların gidişi bizim kuzey fetihlerimizi, kuzeyde yapacağımız kuzey fetihlerini oldukça kolaylaştıracaktır. Gördüğünüz gibi hava kapalı ve baya bir kar yağışı var. Sevdiğimiz tatlı bir hava. Arva'nın birliği gene en önde galiba. Şimdi hücuma geçmek gibi bir gaflete düşecek mi onlar? Galiba düşecekler. Hemen ordularımızı şöyle birliklerimizi yerlerine alalım. Ve şunları hemen imha edelim. Bine bin kişilik bir kapışma. Adamlar hatta bizden bir 100 kişi fazlalar. Ama bu herhangi bir şeyi değiştirmiyor tabii ki. Süvariler beni takip etsin. Piyadelerim şuraya geçsin. Okçularım şurada dursun. Bir tık geride dursunlar. Bu laleler de gördüğünüz gibi sayı bakımından üstün oldukları için biraz gaza gelmiş durumdalar. Atlı okçular hücum etsin ya. Vazgeçtim. Atlı okçular hücum etsin. Atlı okçular hücuma geçsinler. Meydan muharebesinde de
tıpkı kale kuşatmalarında olduğu gibi halledeceğiz. Hiç sıkıntı olmayacaktır. Az önceki eğer şeyde asker kaybetmeseydik bu kadar gaza gelip bize saldırmayacaklardı çok muhtemel. Fakat şu an bu yaptığımız o garip ve bolca kayba mal olan hareketle aradan 8 tane de Kuzey Lord'u çıkarmış olduk sevgili dostlar. Yaptığımız şey mantıklı değildi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey zaferlerde en az zayiatla atlatılan zaferler. Ona biraz ters düştük son birkaç bölümdür. Sinirimizden dolayı Banner Lord'u olan ama sıkıntı olmayacaktır. Çatır çatır şu düşmanlarımızı indirip kellelerini aldığımız müddetçe. Gel bakayım dayı. Oo, kalkanı şey yaptı ama diğerine patlattık. Hücum, 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 hücum. Piyadeler artık hücuma geçebilir. Hiç vakit kaybetmenin anlamı yok. Şu abi indireyim dedim. Adran mıydı o? Sanki Adram'dı ama bilemedim Altan. Bilemedim. Siz de hücum edin abi. Gelin benimle. Gelin benimle. Süvarilere, aslan süvarilerime de hücum emrini verdim. Şuradaki okçuları bir dağıtsınlar. Hatta beni takip edin diyeceğim de benim hizamda olan kim var kim yok bitsinler. Şöyle şurayı bir temizleyelim. Okçuları temizleyelim. Arkada da piyadeler süpere süpere geliyor zaten. Tamam. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok çok güzel. Kaç tane indirmişiz? 130 tane indirmişiz. Oo, daha bayağı indireceğiz. Bu savaş biraz uzun sürecek. Bu bölüm de biraz uzun sürecek gibi sevgili dostlar. Canım biraz azaldı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi piyadelerim şurada konuşlansın. Okçularım da şuraya gelsinler. Atlı okçularım da şurada dursunlar. Ok atışlarına aynı şekilde devam etsinler. Süvariler kaçanı göçeni yakalasa mı diye düşündüm de şu an. Abi sayı bakımından hala üstün durumda değiller ama. Şöyle bir durum var. Bu laleler geri çekile çekile savaşıyor. Ben o yüzden süvarilerimle şu okçuları bir temizleyeyim. Bu sayede yeni destek kuvvetler gelsin. Piyadeler de orayı halletsinler. Bakın direkt geri çekiliyorlar. Neyse biz onları adeta bir böyle çobanın koyunlarını bir noktaya toplaması gibi topladık gördüğünüz üzere. Ve şimdi imha etme işlemlerine başlayabiliriz. İmha etme işlemlerine direkt girişebiliriz. Sen bir öl. Tamam, çok güzel. Çapraz atışa daldık. Gördüğünüz gibi okçularımız ve atlı okçularımız da atışlarına tam gaz devam ediyorlar yanlardan, yan kanatlardan. Şimdi şöyle süvariler artık bir kendi moduna girsinler. Şuradaki süvarileri indirsinler. Atlı okçular, düşman atlı okçuları biraz sıkıntı yaratacak gibi. Onları bir indirelim. Hücum abi, hücum. Onları bir indirin. Sen bizden misin aman. Bizden olan abiye de vuruyorduk. Senin atı ben bir alayım mı? Atı alacaktım. Alamadık. Evet, bayağı bir destek gelecek daha belli ki. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Bunların sürekli geri çekilmesi biraz can sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Aslan parçaları siz de hücum edin. Atlı okçularıma da hücum emri verdim. Arkaya kaçan normal piyade olan at üzerinde olmayan okçuları indirsinler derken. Tamam düştük ama sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hemen yeniden bir emir komuta zinciri kuracağım. Siz hücum, siz de hücum. Siz şu tepeye konuşlanın abi. Şu tepeye konuşlanın. Tamam. Tekrardan hücum emri verdim. Baktım çünkü geri çekilirken, birkaç adım bile geri çekilirken kayıp veriyoruz sevgili dostlar. Hiç gerek yok böyle bir kayıp yaşamaya. Şimdi bunlar burayı temizliyor. Ama biraz sayıları azaldı. Bizden de zayiatlar var gördüğünüz gibi. Okçularım şuraya bir konuşlansın. Konuşlan abi şuraya konuşlan. Şunları hemen bir çapraz ateşi alalım gene. Atlı okçular da şuraya gelsinler. Tamamdır. Süvarilerim de şurada bir konuşlansın. Tekrardan hücuma geçecekler onlar. Tamam. Çok güzel. Bunlar hala geri çekilmeye devam ediyor. Abi nereye geri çekiliyorsunuz? Umarım kaçıyorsunuzdur. Ama yok. Karşı koyuyorlar hala abi. Madem öyle. Benim yıkım ekibi süvarilerim oraya bir hemen el atsın. Yeni gelecek olan piyadeleri de bunlar karşılasın. Benim piyadelerim karşılasın. Tamam güzel.
Şu an gördüğünüz gibi bir 500 tanesini indirmiş bulunduk. Kaldı 600 tane. Kaldı 600 tane. Tamam, çok iyi. Buradan birkaç tanesini kendi tarafımıza çeksek çok daha tatlı olurdu da. Ne yazık ki şu an öyle bir durum söz konusu değil sevgili dostlar. Piyade sayımda bir azalma mevcut. O yüzden biraz dikkatli olsam iyi olacak. Süvari falan çok da piyadeler şu an biraz az gibi gözüktü gözüme. Ki dayı daha 600 kişi vardı. Nasıl hemen pes etti bunlar? Çok güzel. Tamam. Ayberk bunu beğendi. Sorgulamayacağım. Nasıl pes ettiler hiçbir fikrim yok. Ama çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi mükemmel bir galibiyetle ayrılıyoruz. Nidalar Altürk için yükseliyor. Arva, Ulan Arva her türlü sancak değişiminde karşıma çıkıyorsun. Fenagan abi bizi satış yapan abilerden. Ne oldu dayı? Ne oldu? Ben size Kuzeyitlere katılmayayım, bana katılın demedim mi? He? Hepiniz esirsiniz anasını satayım. Yok kurtuluş falan size. Şimdi Tiyal'ı da aldık. Buradan Uriksala'ya doğru ilerleyelim. Orayı da alalım. Şu yağmamızı da hemen yapalım. Şimdi. Şurada Chasen abimiz var. O yetkili bir abiydi. Şimdi bu darbe onlara tokat gibi gelir. Aşağıdan herhangi bir saldırı şu an için söz konusu değil. Benim lordlarımdan bir tek Faron mu ordu kurmuş şu an? Evet, bir tek Faron ordu kurmuş. Tiyal'ı Godun'a vereceğim. Godun abi aramızın iyi olduğu kral elemanlardan. Ki Sturgyalı Tiyal onun hakkıdır diyerekten Tiyal'ı ona verdik. Faron abi 1500 kişiyle toplanıyor. Gördüğünüz gibi. Nereye gidecek hiçbir fikrim yok. Atrion'a girme ihtimalim yüksek ama Atrion adam kaynıyor. Umarım çok zayiat vermez. Uriksala'da gördüğünüz gibi 200 kadar düşman askeri var. Şu ben 200 kadar düşman askerini şurada hemen bir tokatlayayım. Hakan, bak Hakan dayı sen kaşınıyorsun sanki, ne dersin? Tyson köpeğiymiş. Şimdi Tiyal'a kimseyi bırakmadık değil mi abi? Bir dakika, Tiyal'a bir uğrayalım, herkes bir asker masker bıraksın da tatlar kaçmasın. Şimdi şurada hatta asker alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bizimkiler aldı muhtemelen. Yemek durumu nedir? Muhtemelen sıfırdır ama. Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. Aynen öyle. Tahmin ettiğim gibi at var mı? At da yok. Para var mı? Para var. Abi şunlardan kurtulayım falan diyeceğim de bir dakika, hiç vakit kaybetmeyelim abi. Şu an daha büyük dertlerimiz var. Şöyle ben şu Urik Skala'ya bir gireyim. 200 kişi var. Kaleyi kuşatıyorum. 6 günlük yemeğim var. Durumumuz oldukça iyi. Valendia Sturgi'ye savaş açmış. İlginç, ilginç. Neden böyle bir çılgınlık yaptılar bilmiyorum ama sıkıntı yok. Oo, 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 oo. Bir dakika beyler, çarşı karışmak üzere. Çarşı şu an karışmak üzere. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, 2 dev ordu, 1340 kişilik Altürk ordusuyla 1728 kişilik Monçuk ordusu. Şimdi benim arkada daha gelenler var bu arada. Monçuk'u takip ediyorlar. Şimdi ben önce Uriksala'yı alayım. Aynen. Ben burada bir Uriksala'yı alayım. Sonrasında Monçuk'la karşılaşalım. Büyük bir krallar savaşı yapalım. Ama önce burayı bir alayım. Burayı kendim alacağım. Umarım aynı şekilde aptalca bir bug sorunu yaşamayız. Şurayı bir halledelim. Herhangi bir şekilde koçbaşı bile yapmadım gördüğünüz gibi. Çünkü Monçuk 1700 kişiyle arkamızda belirdi. Şu an biz Monçuk'un bu orduyu dağıtırsak var ya gençler. Barış yapmamıza gerek bile kalmadan direkt fetihlerimize kuzeyden güneye doğru yaldır yaldır yapabiliriz. Ve bu ne demek olur? Kuzeyit'in ömrü 3-5 bölüm kaldı olur. Krallarının tokat yediğini gören birçok lord da muhtemelen bize biat edecektir. Sayı bakımından deli dehşet bir üstünlüğümüz var. Deli dehşet bir üstünlüğümüz var. Şimdi şöyle şuraya bir girelim. Şöyle ben atladım. Arkanıza da geçtim. Bizim manyak herifler sıkıntı yaratmıyor değil mi? Tamam, yok, çıkıyorlar, çıkıyorlar. Çok güzel, çok güzel. Koçbaşı olmadığı zaman çıkıyorlar abi. Ben de şöyle seri headshotlarla arkadan destek yapacağım. Çünkü burayı bir patlatmamız lazım. Buradaki savunma hattını yarmamız lazım. 280 tanecik düşman askeri var. Burayı en az zayiatla verebileceğimiz en az zayiatla alıp Monçuk'la bir karşılaşsak iyi olacak. Monçuk'un
1700 kişilik bir birliği var. Ama bizim arkada gelen destek kuvvetle birlikte sayımız artacaktır. Muhtemelen onlardan kalabalık olacağız. O yüzden gönlüm rahat. Hoş, bizden şu an 600 kişi de fazla olsalar çok da herhangi bir etkilerinin bulunacağını düşünmüyorum ama. Abi şöyle topuklarını biçsem diyeceğim de yok, biçemedim. Şöyle şunları bir halledelim. Dayı sen bir öl. Tamam, çok güzel. Çok çok güzel. Abi hücum. Epi topu 200 kişi. Şunları halledelim. Monçuk dayıyla bir artık karşı karşıya gelelim. Onun da bir façasını aşağı alalım. Şuradan bir kelle daha aldım. Tamam, güzel. Şöyle gelişine vuruyorum. Bunlar geliyorlar ve ölüyorlar. Gördüğünüz gibi. Geldikleri gibi ölüyorlar. Monçuk'un o dev ordusunu da aldıktan sonra fetihlerimizi deli dehşet bir hızla devam ettirebiliriz sevgili dostlar. Yani Monçuk'un ayağımıza kadar gelmesi inanılmaz tatlı bir gelişme şu an. Ayberk bunu çok beğendi. Şunu da aldık. Tamam, bitti oldu ya. Tamam. Burada artık kimse önünü alamaz. Şu kapıyı açayım diyorum da abi, bu kapılar niye açılmaz oldu? Ben onu anlamadım. Diğer dış kapıyı da açardım. Oradan geçip. Ama neyse, zaten şu saatten sonra çok da ihtiyacımız yok. Bu kalenin içinden geçmiş bulunduk sizlerle birlikte. Destek kuvvet gelmiyor ki gelmeyecek muhtemelen. Son 30 Kuzeyit askeri Uriksala surlarında. Bunları da aldıktan sonra Nidalar Altürk için yükselecek. Ve Dev Krallar Savaşı için, karşılaşma için Monçuk'a doğru yürüyeceğiz. Tamam, bu da indi. Ve Nidalar Altürk için yükseldi. Çok güzel. Uriksala'yı da almış olduk. Şimdi gençler, hemen arkadan gelen destek kuvvetlerle birleşip Monçuk'a hücum edeceğiz. Pes abi. Şöyle geniş alıyorum biraz. Askerlerim bana katılsın diye 1900 oldum. 2300 oldum. Monçuk abi Tiyal'a gidiyor ve kendisini buraya sıkıştırdı. Diyor ki gel beni burada yamult. Evet, merhaba dayı, hoş geldin. Hoş geldin. Kalemize hoş geldiniz. Gel. Gel buraya, kaçma gel. Evet sevgili dostlar. Evet. İşte şu ana kadar belki gerçekleştireceğimiz en büyük savaş. Gördüğünüz gibi Kızıl Sancaklar Turkuaz Sancaklara karşı 2393 kişilik ekibimiz 1728 kişilik Monçuk'un ekibine karşı karşıya geldi. Tiyal önünde 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane düşman lordu var karşımızda. 12 sancak. Bizde çok daha fazlası, 4 sayfalık gördüğünüz gibi. Şimdi burada bölümümüzü hemen sonlandıralım. Az önce zaten bir grup Kuzeyitli'yi indirmiştik. Şimdi buradaki Kuzeyit liderlerini de indirdikten sonra fetihlerimize deli bir hızla ilerleyip Baltakant'a kadar fetih yapabiliriz sevgili dostlar. Sonrasında baktık durum iyi gidiyor. Hemen kırarız rotayı güneye doğru ve Kuzeyit'i olabildiğince hızlı bir şekilde tamamen bu topraklardan sürer ve def etmeyi başarırız. Evet, bölümümüzü burada sonlandıralım. Bu büyük savaşı diğer bölümde direkt hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorum. Konuyla ilgili fikirlerinizi, önümüzdeki bölümlerle ilgili fikirlerinizi gerek aşağıda gerek Instagram üzerinden atacağınız mesajlarda bekliyorum. Evet sevgili dostlar, Bannerlord maceramızın 80. bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.